Ebola ve virüs, MERS daha doğrusu, ikisi aslında yeni şeyler değil, eski şeyler. Mesela Ebola virüsü ilk 1976'da Zambiya'da çıktı. Yine Afrika hastalığı. Şimdi bu maymunlardan insanlara geçti. Asıl kaynağı maymun ama daha sonra insana geçti ve insandan insana geçtiği söyleniyor. İkinci atak tekrar 2014'ün ilk aylarında başladı. Ağustos 2014 verisinde 3070 kişi var. Yani 1600 ölüm. En son dediğiniz gibi şimdi 4000'e yakın bir yani ölüm tablosu var. Ebola bulaşması çok zor ama bulaştıktan sonra da ölümcül olan bir virüstür. Ebola bulaşma yolu şu şekildedir. Ebola sadece vücut sıvılarıyla bulaşır. Hani mesela bir yani MERS gibi ya da bir SARS virüsü gibi ya da diğer grip virüsü gibi hani bir solunumsal yoluyla hani öksürükle bir hani öksürme aksırmayla geçmiyor. Ebola virüsü dediğim gibi hani bir insana geçtiği zaman ya da bir hayvana geçtiği zaman hayvan ve insanı ya bulaş olan tüm şeylerden geçebilir. Mesela idrardan, kanda, tükürükte yani ter bezleriyle ilgili özellikle bulaşta geçer. Ama eğer kendini iyi korursan Ebola virüsü MERS'ten daha zor geçer. Ebola virüsünde kliniği şu şekildedir. Aynı bir grip gibi, bir ishal gibi ilk önce başlar. Mesela önce karın ağrısı, çok yüksek ateş, ishal, yani şiddetli bir bulantı kusma şeklinde geçer. Bunun kuluçka süresi 2 ile 21 gün arasındadır. Bu tabii ilerleyince hani Ebola virüsü ne yakalanan hastalığa daha ileri takvimde vücutta kanamalar olur. Diğer bir adı da Ebola kanama hastalığıdır. Aynı Kırım-Kongo ateşi gibi. Ebola virüsüne yani Ebola virüsüyle bulaşan bir hastada hasta olan bir kişide ilerleyen vakitlerde eğer deride, burunda, ağızda, idrar yollarında büyük abdestine kanama geliyorsa artık buna Ebola demek lazım. Bunun tanısı sadece özel tetkiklerle yapılabilir. Ebola virüsüne yakalanan birisini direkt yani karantina almak lazım. Hani dediğim şekilde bulaşı ya çok zordur. Grip gibi çok kolay bulaşmaz. Ama bulaştıktan sonra da ölümcüldür. O yüzden o Ebola virüsüne yakalanan hastayı muhakkak karantina almak lazım. Şimdi tedavide yapılacak çok fazla bir şey yok. Yani tedavide sadece sıvı elektrolit takibi, yani serum, ağrı kesici, ateş düşürücü tarzı şeyler vermek lazım. Ama dünyada yapılan kaç yani deneme var. Mesela şimdi 8 kişiye, yani 8 kişi bir şekilde Ebola'dan kurtulmuş olabiliyor ama şimdi nasıl kurtuldu belli değil. O kurtulan Ebola'lı hastaların kanları alınıp yeni Ebola'lı hastalığa verildiği zaman iyileşme sağlandığı gözlenmiş. Onunla ilgili şimdi yani hemen ortalama 20-30'a yakın şu an test yapılıyor. Önce ait bir Ebola aşısı var ama kendisini değiştirdiği için aşı şu an çok etkili değil. Yine aşılar şu an geliştirilecek. Ama MERS daha farklı. MERS'in bulaşması çok fazla, çok yoğun ama ölümcül değil. Yani bir gripten daha ölümcül değil. Mesela bir SARS'tan daha ölümcül değil. MERS de bir koronavirüs ailesinden. Yine RNA virüstür. Yine aksırık, öksürme, yani bu aerosol dediğimiz hani bu yani damlacık yoluyla yani çok rahat bulaşabilen bir hastalık. Bunun için korumanın en önemli yolu şimdi Ebola'da olduğu gibi. Ebola mesela en çok bir Batı Afrika hastalığıdır. İlk başta yani çıktığı yer mesela Yeni Gine'dir, yani Nijerya, Sierra Leone. O tür yerlerden gelen insanlarla bulaştan uzak kalmak lazım. Ama MERS ise yani Middle East Respiratory Syncytiasis dediğimiz yani bu Orta Doğu, özellikle Suudi Arabistan'dan gelen hastalarla özellikle bulaştan uzak kalmak lazım. Mesela özellikle Türkiye'de hani hacca giden insanlar çok fazla oluyor. Yani umreye giden insanlar çok fazla olduğu için umreye giden ve eğer bir hastanın yüksek ateşi, kırgınlık, burun akıntısı, karın ağrısı tarzı şey varsa ondan biraz uzak kalmak lazım. Yani sonuçta o da bir griptir. Hani gripten ne kadar uzak kalıyorsak onda da korunmak o kadardır. Ama korumanın en iyi yolu elleri yıkamak. Yani şimdi MERS dediğimiz bu koronavirüsü hani diyelim ortamda birisi onunla enfekte, uçağa bindi, uçakta aksırdı sonra indi. O virüsün 6 saat havada kalma şansı var. 6 saat boyunca ölmeyebiliyor. O yüzden hani gittiğiniz yerde, hani şimdi sandalyelerde ya da uçakta ya da otobüste muhakkak yanınızda bir alkollü mendil bulundurmak lazım. Alkollü mendil o virüsü öldürebilen tek şey şu anda. Hani iyi bir hijyen, hiç olmazsa ellerinizi yıkamak bile birçok şeyini korur. Ama onun korumasının hani imkanı olmadığı durumlarda da
alkollü mendille beraber. Uçağa biniyorsanız muhakkak uçakla. Yahut otobüse biniyorsunuz diye otobüsle. Ya da ülkemiz için umre ve haça gidip gelenlerle eğer gripten şüpheleniyorsanız muhakkak karantina almak lazım. Şu anda her grip her grip olan hastayı ve özellikle eğer Suudi Arabistan ve Orta Doğu'dan geliyorsa şu an MERS düşünmek lazım. Tabii dediğim gibi MERS ölümcül değil. Yani grip kadardır. Yani SARS'tan daha az tehlikelidir. Yani sonuçta o da bir koronavirüs grubudur. Sadece önemli olan korunmaktır. Yani bunun dışında şimdi MERS'e yakalanan bir hasta ne yapmak lazım? Onun için sadece sıvı elektrolit dengesi yeterli oluyor. Hastane şartlarında hani antibiyotin çünkü yeri yok bu viral enfeksiyonlarda, gripal enfeksiyonlarda. Bu tür şeylere sadece sıvı elektrolit tedavisi, yani bir yani serumunu takmak, iyi beslemek, C vitamininden, yani tüm besinsel gıdalarda normal beslendiği zaman çok fazla bir şeye gerek yok. Hani şimdi yani sanılanın aksine her grip olan her şey hastanede ya da diyelim ya sağlık ocaklarında tabii ya doktor arkadaşların da belki çok fazla incelememesi ya da dikkatsizliği yüzünden antibiyotik veriyor. Antibiyotik vermenin bir yeri yok. Hiçbir faydası yok. Hatta ondan faydası yerine daha zarar var. Çünkü verdiğimiz antibiyotiğin insan vücudunda direnç kazandığı. Bir sonraki sefer hasta olduğunda o verdiğimiz antibiyotiği vücut tanıdığı için hatta daha zararlı oldu. O yüzden sadece bol C vitamini, bol sıvı destekli, eğer yüksek ateşi ve gripal tarzda enfeksiyonlar eğer devam ediyorsa gerekirse hastaneye yatış yapıp bir iki gün dinlenme ve istirahati önerilir.